Bundan 4-5 yıl önceye kadar çok sık kullandığımız fut tekniğinde saçlı derinin kesilerek bir parça alınması söz konusuydu. Greflerin elde edilmesi için. Bu yüzden ense bölgesinde ciddi bir iz kalıyordu. Yani biz olmayan bölgeye saç kökü implante etmek için ense kısmından bir parça çıkartıp bunun içerisindeki grefleri kullanıyorduk. Orayı da kapatmak için dikiyorduk, sütürlüyorduk. 10 gün sonra dikişlerin alınması gerekiyordu ve sonucunda da bir iz kalıyordu. Hatta hastalara da bunlar söyleniyordu. Yani iz kalabilir diye. Gerçekten de fut tekniğine baktığımızda ense bölgesinde hani bazı kişilerde serçe parmağı kalınlığında izlerden tutun da hiç görünmeyecek kadar ince izlere kadar değişik boyutlarda, kalınlıklarda izlere rastlamak mümkün. Ama son 4-5 yıldan beri rafine hale gelen ve bizim altın standart dediğimiz saç ekiminde yöntem haline gelen Fouet tekniğinde iz kalmıyor denebilir. Daha doğrusu Fouet tekniğinde şöyle bir şey var. Arka kısımda saç köklerinin tek tek alındığı noktalarda toplu iğne başı kadar beyaz beyaz noktacık şeklinde iz olabilir. Ama arkadaki saçlar uzadığı zaman bunlar kesinlikle görünemez. Çıplak gözle izlenemez. Ancak saçlı bölgeye tıraş edildiğinde, sıfıra vurulduğunda ve çok dikkatli bakıldığında görülebilecek izlerdir. Yani fuede de ince, çok ince ve küçük minik izler olur ama bunlar kamufledir. Belli olmaz, görünmez. O yüzden fuede tekniğine biz izsiz yöntem diyoruz. Tabii iki teknik arasındaki sadece fark iz kalmaması değil, ağrı, morarma, ameliyat sonrası konfor gibi çok büyük farklılıklar da fuede tekniğinin lehine çalışmakta.